Merhaba, ben NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Nuran Günana. Bugün sizlerle koronavirüsün çocuklara nasıl anlatılması gerektiği, aynı zamanda ne gibi önlemler alınması gerektiği ile ilgili kısaca bilgi vereceğim. Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya başladı. Ve bu durum gerçekten insanlar üzerinde endişe ve korkuyu da beraberinde getirdi. Aynı zamanda yükseltti. Aileler bu konuda çocukları ile ilgili çok endişeliler. Çocuklara bu durumun nasıl anlatılması gerektiği, ne gibi önlemlerin alınması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmak istiyorlar doğal olarak. Şu şekilde sınırlandırabiliriz. Yani sakin kalmakta ve önlem almakta fayda var bu konuda. Sizin sakinliğiniz, yani ebeveynlerin sakinliği çocukları da sakinleştirecektir. Aksi halde çocuklar da ebeveynlerinin endişe ve korkularını kopyalayacaklardır. Ve ortada başa çıkılamaz, çok tehlikeli bir olay var olarak algılayacaklarından dolayı kendi endişe ve korkuları da artacaktır. O yüzden aileler kendi endişe ve korkularını kontrol altında tutmaları, en aza indirgemelerinde fayda var. Bunu çocuklarına çok yansıtmamalarında fayda var. Onların yanında virüsle alakalı tehlikeli bilgiler kullanmamakta da fayda var. Çünkü yani koronavirüsle ilgili çocuklarınızın yanında konuşmayın. Eğer onlar size soru sormuşsa bunları cevaplandırın. Aynı zamanda onlar virüsle ilgili ne gibi bilgilere sahip, onları söylemesini sağlayın. Onlar üzerinden de bir konuşma yapın. Çünkü onların ne bildikleri de önemli aslında bu konuda. Çünkü yanlış bilgiler olabilir, tehlikeli bilgiler olabilir. Bunları sizinle paylaşıyor olması çok önemli bir konuda. Eğer ortada yanlış ve tehlikeli bir bilgi varsa onu doğru olanıyla değiştirmek de fayda var. Üzerine tartışın. Bu sizin hem ilişkiniz için de faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda sosyal medya ve televizyon, sosyal medyadan bu dönemde uzak durulmasında biraz fayda var. Çünkü çok yine çok tehlikeli bilgiler içermekte onlar ve doğru olmayan haberler de var. O yüzden birazcık daha sınır getirilmesinde ve daha doğru haberler izlemekte bu konuda fayda var. Çocukların sosyal medyayı kullanmalarına da sınır getirilmesi lazım. Eğer ki getiremiyorsak, yani bunu 1-2 saatle sınırlayamıyorsak, sınırlamamız lazım aslında, bunun da kontrol edilmesinde fayda var. Hani çocuklar ne gibi bilgilere ulaşıyorlar ya da ne gibi sitelere girip bakmışlar, bunların da kontrol edilmesinde fayda var. O yüzden bu konuda daha dikkatli olmamız lazım. Gereksiz haberler izlemememiz lazım ve çocukların yanında gereksiz bilgilerden kaygı uyandıracak, endişe uyandıracak bilgilerden konuşmaktan sakınmak lazım. Aynı zamanda çocukların yine dediğimiz gibi sordukları soruları kesinlikle yanıtsız bırakmamak lazım. Onların hepsini cevaplandırın mantık çerçevesinde ve beraber tartışın üzerinde. Başka diyebileceğim alınması gereken önlemler konusunda da çocuğunuzla çeşitli aktiviteler yapın. Şu kriz dönemini fırsata çevirmek de sizin elinizde aslında. Evde çeşitli aktiviteler yaparak virüsle ilgili haberleri unutmakta da fayda var aslında. Ailede kurulan ilişki, kurulan kaliteli vakit, yani çocukla geçirilen kaliteli vakit, onun önemsendiğini, aynı zamanda rahat ve güvende hissetmesini sağlayacaktır çocukların. O yüzden onunla sürekli iletişimde kalın. Çeşitli oyunlar oynayabilirsiniz evde, aktiviteler yapabilirsiniz, yaratıcı olabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. YouTube'dan
işte hamur nasıl yapılması gerekiyor ya da işte çeşitli oyunlar nasıl kurulur işte gibi bilgiler, yani çeşitli bilgiler alabilirsiniz YouTube'dan. Bu tür faydalı bilgiler almak için kullanabilirsiniz sosyal medyayı. Orada çok çeşitli ve detaylı bilgiler var. Mutfak işlerinde çocuğunuzdan yardım isteyebilirsiniz ya da ev işlerinde onları görevlendirebilirsiniz. Birçok çeşitli etkinlik yapabilirsiniz birlikte evde. Tamamen size bağlı aslında. Sizin iletişiminize bağlı. Aynı zamanda başka neden bahsedebiliriz? Çocukların alması gereken önlemler konusunda da evde en az 20 saniye kadar ellerini yıkamaları gerektiği konusunda bilgi verebilirsiniz. İşte bu virüsten korunma yolu olarak bunu yapabilirler. 20 saniye ellerini yıkayarak işte virüsten korunabilirler ya da hapşurduklarında, öksürdüklerinde bir mendile eğer hapşurup öksürüyorlarsa o mendil anında atılmalı. Ya da ellerine bunu hapşuruyorlarsa direkt ellerin yıkanması gerekiyor vesaire gibi bilgilerle çocukların daha güvende ve bu durumun kontrol altına alındığının hissini onlara verebilirsiniz. Çünkü bu durum başa çıkılamaz değil. Aynı zamanda şu anda bilim adamları da bu konuda yani nasıl sonlandırılabilir bu rahatsızlık? Bununla ilgili de çalışmalar yapıyorlar ve biz güvendeyiz, merak etme gibi bilgiler de çocuğa verilebilir. Onların daha bir güvende hissetmelerini sağlamak için. Aynı zamanda yine endişelerini en aza indirgeyebilmek için. Bu tür bilgiler faydalı olacaktır. Benim verebileceğim bilgiler bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.